Herkese merhabalar ben Doktoru Hüseyin Cengiz Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bugün 40. gebelik haftasından bahsedeceğiz Artık bitiriyoruz Hafta hafta gebelik serisini Gelin bakalım neler oluyormuş beraber bir izleyelim 40. gebelik haftasına geldiniz. Artık heyecan dorukta. Gerçekten merak, heyecan, kaygı. Böyle bütün duyguların karmaşık olduğunu biliyorum. Çünkü her gün gebelerimden bunları dinliyorum, bunları gözlemliyorum. Bir kere sakin olun. Öncelikle yanınızda doktorunuz, bizler varız. Bütün aileniz yanınızda. Sakin olmak gerekiyor. Kolay kolay herhangi bir sorun olmuyor. Emin olabilirsiniz. Zaten 40 haftaya kadar getirmişsiniz. Çok takdir edilesi, çok harika bir şey. Gerçekten mucize. 40 hafta gebeliği taşımak çok kolay değil. İlk trimesterde bir sürü bulantınız oldu, kusma, halsizlik vesaire çalışmak zorunda kaldığınız kiminiz. Gerçekten çok problemli geçen gebelikler de var ama ne kadar kolay geçerse geçsin gebelik yine kendince bir zorluğu var. O yüzden 40. gebelik haftasına geldiğiniz sizleri tebrik ediyorum. Tabii 40. gebelik haftasındaki bir gebede hep böyle gözlerinden ne olacak, nasıl olacak heyecan okunuyor. Görüyoruz bunu. Bu 40. gebelik haftasında bir kere artık bebeğin eli kulağında yani her an gelebilir, her an doğum olabilir. Bunu da doktorunuz zaten takiplerde sizinle paylaşıyor. Bazen ben bir muayene ediyorum. Diyorum ki bu gece görüşürüz, doğumun başlar. Ya da 2-3 gün içinde görüşürüz diyorum. Bunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz muayeneden. Ama 40. gebelik haftasına geldiğinizde sanırım hepinizin kafasındaki soru ne zaman gelecek? Gerçekten şöyle literatüre baktığımız zaman ya son bilimsel çalışmaları okuduğumda yine dünyada değişmekle beraber bir kere 41. haftaya kadar zaten %85-90 bebek doğuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. İsteseniz de istemeseniz de doğum başlıyor yaklaşık %85-90 vakada. 41'e kadar. O yüzden genellikle dünyada genel yaklaşım 41. gebelik haftasına kadar beklemektir. Daha sonra da gerekirse suni sancıyla doğumu gerçekleştirmek. Son meta metanenizler yani özellikle son bilimsel çalışmalarda artık 41 haftayı bile çok beklenmemesi gerektiği yönünde öneriler var. Gelecekte büyük olasılıkla bebek term olduktan sonra doğumu gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Şu anki bilimsel yön o tarafa doğru kaymış durumda. Ama bugün elimizdeki veri bu. Yani 41. haftadan sonrasında ilerletmiyoruz artık gebeliği. Çünkü zaten 41. hafta ve sonrasında ancak gebeliklerin %6'sı falan kalıyor. Yani %6-7 civarında bir gebelik kalıyor. 42. haftayı genellikle çok görmüyoruz. Yani 42. haftayı yaklaşık binde 1, binde 3 civarında bir gebede görüyoruz. Ve o riske de o tarafa kadar o kadar uzağa da bekletmiyoruz. Bu haftalarda ağırlaştığınızı biliyorum. Bu haftalarda artık daha sık uykuya meyil olduğunu veya e, tamamen uykusuzluk olduğunu biliyorum. Bu haftaların karmaşık olduğunu biliyorum, sabırsız olduğunu biliyorum. Sakin olmak gerekiyor. Doktorunuz bu haftalarda sizi daha sık kontrole çağırabilir. Eğer bir şeyden de şüphelenirse veya riskli bir gebelik durumu varsa sizi çok daha sık çağıracaktır ama normal şartlarda haftada bir kontrole çağırıyoruz gebelerimizi ama zaman zaman 3 günde bir, bazen 2 günde bir yine çağırıyoruz. Kontrolde tutmak, kontrol altına almak amacıyla. Tabii bu arada bu süreçte daha sık pelvik muayene yani parmak muayenesi olmak zorunda kalabiliyorsunuz bu dönemlerde. Önemli olan sizin bu haftada artık doğumun işaretlerini bilmeniz, sancılarınız başlaması, işte özellikle ağrıların regüler ve ritmik olarak gelmesi ki bakın doğum ağrıları artarak gelir, geçmez yani. Öbür ağrılara biz yalancı doğum ağrıları diyoruz. Yani bir geliyor böyle bel ağrısı, kasık ağrısı tarifliyor gebe. Koşa koşa hastaneye geliyor, çağırıyoruz biz de, bakıyoruz. Biraz ağrıları oluyor, geçiyor. Bunlara Braxton Hicks kontraksiyonları yani yalancı doğum ağrıları diyoruz. Gerçek doğum ağrısı hızlıca hızlıca artar ilerler. Daha sertleşir her geçen dakika. Aralıkları kısalır ve beraberinde muayenede rahim ağzında açılma olur. Yani rahim ağzında açılma varsa ancak doğum başladı diyoruz. Suyun gelmesi özellikle hemen doktora gelmenizi gerektiren bir durum. Kanamanın olması doktora gelmenizi gerektiren bir durum. Bebek hareketlerinden şüphelenmeniz, bebek hareketlerinde belirgin değişiklikler olumsuz anlamda yani azalmasından bahsediyorum. Bu durumlarda acilen doktora başvurmanız yani hastane Neye gitmeniz gerekiyor Tabi bir acil durum planı kafanızda olması gerekiyor Yani nasıl gideceğim Özellikle büyük şehirlerde yaşayan işte İstanbul'da biz yani trafik problemi çok kritik. Yani hastaneye ulaşım, hastaneye ve doktorunuzla olan irtibatınız e, o şema e, şemayı acil durum e, planını mutlaka hazırmanız bulundurmanız gerekiyor. Ve bu çok önemli. Özellikle biz İstanbul'da mutlaka gebeğimize tarifliyoruz. İşte şu, suyun geldi, şu oldu, bunu yapıyorsun, buraya geliyorsun, beni arıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bütün basamakları anlatıyoruz ki herhangi bir aksilik olmasın diye. Çünkü doğum bu belli olmuyor. Gecenin bir yarısında oldu mu? Gebe bazen dımdızlak ortada kalabilir bunun olmaması lazım kesinlikle çünkü gebelik her ne kadar tatlı güzel sonu çok güzel biten bir olay olsa da zaman zaman çok kanlı riskli bir hadise haline dönüşebiliyor maalesef ama genellikle bu önlemleri aldığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz bütün planlamalarımızı doktorumuzla beraber götürüyoruz ve güzelce doğumumuzu gerçekleştiriyoruz umarım 40. haftaya kadar bebeğinizi tam term olana kadar getirdiniz gayet güzelce umarım sağlıklı güzel bir doğumla sizi bekliyordur umarım Bebeğinizi en kısa zamanda sağlıkla kucağınıza alırsınız Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Videomu beğendiyseniz bir beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim Sorularınız olursa buraya yazabilirsiniz Yani cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince zaman buldukça memnuniyetle ee, Tekrar sağlıklı günler, sağlıklı doğumlar diliyorum efendim